Efendim bugün 6 Nisan 2018 günlerden Cuma, haftanın son günü bugün, son çalışma günü. Artık mesainin de borsanın da kapanacağını söyleyebiliriz birkaç dakika sonra. Efendim bugün bültenimizde neler olacak? Bugün iş ve ekonomide her zaman olduğu gibi iş dünyasından önemli haberler olacak. Ekonomideki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Kısaca özetlemek gerekirse bugün özellikle seyyarlıktan iş adamlığına giden öyküyü sizlerle paylaşacağız. Birazdan ekranlarınıza gelecek. Onun ötesinde yine Boydak grubuyla alakalı bir haberimiz var kıymetli izleyenler ve bugün ne konuşacağız? Bugün ikinci kısımda biraz farklılığa gittik. Bugün ikinci kısımda iş dünyasının nabzını değil ekonominin nabzını tutacağız. Değerli bir ekonomist konuğum olacak. Kendisiyle hem Türkiye'nin ekonomisini hem global taraftan ülkemize yansıyan haber akışlarını hepsini konuşacağız. Ama hazırsa arkadaşlarımızdan rica edelim piyasalar gelsin, piyasaları aktaralım. Efendim bugün 6 Nisan 2018 günlerden Cuma dedik. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ile başlayacak olursak. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 114.967 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi'nin 0.02 birimlik yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Dolar TL'ye bakacak olursak 4.04 rakamını görüyoruz. 0.26 birimlik aşağı yönlü bir hareket söz konusu dolarda. Artık dolar 4'e yaslanmışa benziyor. Çünkü geçtiğimiz hafta bir gün 4'ü görüp akabinde gevşeyerek 4'ün altındaki rakamlarda seyrediyordu. Dolar TL, Euro TL'ye bakacak olursak 4.95 rakamını görüyoruz. Yine dolar gibi aşağı yönlü bir hareketi var. 0.07 birimlik hareket. Altın onsuna bakacak olursak 1.332.27 seviyesini görüyoruz. 0.43 birimlik yukarı yönlü bir hareket var. Ham petrolün varil fiyatı olan Brent petrol ise 68.22 seviyesinde 0.16 birimlik aşağı yönlü bir hareketi var Brent petrolün. Demire ve çimentoya bakalım. TL birim bazlı olarak demir 2.76 seviyesinde 0.25 birimlik yukarı yönlü bir hareket var demirde. Çimento da yeniden 0.70 rakamına dönmüş gözüküyor. Evet, rakamlar böyle kıymetli izleyenler. Şimdi sizleri o önemli öyküye götürüyoruz. Seyyarlıktan iş adamlığına giden öyküsünü anlatıyor kim? O Ses Çiğ Köfte'nin yönetim kurulu başkanı, yani imtiyaz sahibi. Bakalım neler söylemiş Akit TV mikrofonlarına. Misafirimize servis, evet. Abdurrahman Bey'den başlayalım lütfen. Üç ayaklı bu arabayla yola çıkıp kendi markasını kurdu. Lütfen. Afiyet olsun efendim. Namı değer Osman Usta yıllarca zabıtalarca köşe bucak kovalandı. Artık bir yönetim kurulu başkanıyım. Koskocaman bir iş, 100 milyonluk cirosu olan bir şirketi yönetiyoruz. Haliyle seyyar satıcılık son çareydi ama azmimizi asla yitirmedik, inancımızı yitirmedik. Osman Bey zabıta geliyor yalnız. Eyvah, zabıta geliyorsa hemen su teyirlere ve sokaklara kaçacağız. Yeri geldi tezgahı elinden alındı, yeri geldi onlarca ceza kesildi ama o hiç yılmadı ve yol ayrımına geldiğinde ilk çiğ köfte fabrikasını kurdu. Şimdilerde O Ses markasıyla tüm yurtta açtığı 800'ü aşkın bayisiyle hizmet veriyor. Yaşamın son noktasıdır. Eğer orada da başaramazsanız lütfen gidin intihar edin diyorum. Çünkü bu arabayı önüne almak ve onu kullanmak, zabıtadan kaçmak, polisten kaçmak, esnafı önünü meşgul etmek son çare. Yani buradaki art damarınız yırtılıyor. Ondan sonra seyyar satıcılık yapıyorsunuz. Benim son çaremdi. Zaten bu da olmamış olsaydı İstanbul'u terk edecektim. Soğan ekmek ekecektim. Adıyamanlı iş adamı Osman Yaşar, yaşam hikayesini konu alan ve 100 milyonluk araba isimli kitabının tanıtımında dostlarıyla bir araya geldi. 25 yıl önce kullandığı el arabasıyla kameralar karşısına geçti ve kendi elleriyle misafirlerine çiğ köfte ikram etti. Ve Osman Yaşar'ı başarıya taşıyan ilginç hayat hikayesini konu alan kitap nihayet raflardaki yerini aldı. Yaşar, 100 milyonluk araba adlı kitabını özellikle gençlerin okumasını tavsiye etti. Gençlere gerçekten vizyon olacak, cesaret verecek, akıl fikir verecek, yönlendirecek bir kitaptır. Herkese tavsiye ediyorum. Ders çıkaracaklar. Çok teşekkür ederim. Çok biz teşekkür ederiz. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Öncelikle bu güzel perşembe akşamına bizlere ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim için oldukça önemli ve anlamlı bugün. Yaşarken gözden kaçırdığı pek çok detayı yaşarken, yazarken yeniden hatırlıyor insan. Ne çok hikayem varmış, ne çok insana denk gelmişim yıllar içinde ve ne çok emek vermişim bugünüm için. Hatırlamak bile duygulandırıyor insanı. Keşke hepimiz zaman zaman şöyle dönüp bir
geçmişimize yani dünümüze bir bakabilsek, kimi zaman tebessüm ederek, kimi zaman da gözleri yaşlı şekilde ne çok şey hatırlayacağız, kim bilir? Oysa bizi biz yapan şey dünümüzden aldığımız dersler değil midir? İşte bugün burada tanıtımı yapılan 100 milyonluk araba kitabı benim dünümün özetidir. Bu kitap her yönüyle Osman Yaşar'dır. Hayalleriyle, umutlarıyla, çabalarıyla, sevdikleriyle, yaşam mücadelesiyle Osman Yaşar. Elbette bu kitabı kendimin ne olduğunu hatırlatmak için yazdırmadım. Hikayemden esinlenerek kendi başarılarının mimarı olmasını istediğim girişimciler için yazıldı bu kitap. Pasta büyük, hepimize yetecek kadar dilim var. Neden hepimiz aynı boluktan faydalanmayalım ki? Bizim ancak birlik olup birbirimize destek vererek gerçek kalıcı başarıya ulaşabileceğim bilincindeyim. Kendi bilgi birikim, deneyim ve vizyonumu diğer kişilerle paylaşmak benim için bir vazife ve sosyal sorumluluktur. Özellikle gençlerin kitabından çok fayda göreceğine inanıyorum. Hangi süreçlerden geçtiğimi, motivasyonumu nasıl sağladığımı, kriz anlarını nasıl fırsata çevirdiğimi görmek onlara teşvik edici bir güç olacak. Tüm temelim de bu yönde zaten. Genç girişimcilerin rakabet ortamında bizleri zorladığı ve büyük başarılara imza attığı bir süreç hayal ediyorum. Gençliğini, hatta çocukluğunu yaşayamamış ve hep öğretmek zorunda kalmış biri olarak isterse tüm gençlerimizin de oldukça büyük başarılar elde edebileceğine güvenim tam. Efendim, bir büyüme hikayesiydi. Bu hikaye yıllar önce 3 ayaklı seyyar arabasıyla yola çıkan çiğ köfteci Osman Usta, şimdilerde gördüğünüz gibi görüntülerde ekranlarınıza geldiği gibi ünlü bir iş adamı oldu. Evet, biz de başarılar diliyoruz o ses çiğ köfteye hem de Osman Bey'e. Efendim, şimdi sizleri TMSF'nin elinde olan bir şirketin gelişmesine götürüyoruz. O şirket büyüme kaydetmiş. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu tarafından yönetilen Boydak Holding'in üst yöneticisi Alparslan Baki Ertekin yılın ilk çeyreğinde %7,12 büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi. Boydak Holding'in üst yöneticisi Alparslan Baki Ertekin, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki holdinge ait fabrikada düzenlediği toplantıda 8 sektörde 35 şirket ve 14 bin çalışanla faaliyet gösterdiklerini belirtti. Boydak Holding'in 140 ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye ekonomisinin lider kuruluşları arasında yer aldığını aktaran Ertekin şunları da ifade etti. 2017 yılının 8,7 milyar lira ciro ve 377 milyon dolar ihracatla kapattık. Türkiye ekonomisine güç vermeye devam edeceğiz. 2018 ilk çeyrekte %7,12 büyüme gerçekleştirdik. 2017 ilk çeyrekte konsolide ciromuz 1,9 milyar lirayken 2018'in aynı döneminde 2,3 milyar liraya ulaştı. Yıl sonunda 9,7 milyar ciro ve 420 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. 15 Temmuz sonrasında holdingin TMSF ile yönetildiğini hatırlatan Ertekin sözlerini şu ifadelerle sürdürdü. 15 Temmuz üzerinden 1,5-2 sene geçmesine rağmen bu insanlar nasıl hala reklam yapabiliyorlar? Bu FETÖ'cü bir şirket değil mi deniliyor? Hayır, burası FETÖ'cü bir şirket değil. Burası TMSF ile devlet güvencesi altında olan ve devletin atamış olduğu yöneticiler tarafından yönetilen bir şirket demiş Sayın Ertekin. Evet, bu haberle de bültenimiz devam ediyor efendim. Görüldüğü üzere Boydak'la ilgili hala Boydak grubu, yani o tanıdığımız Boydak grubu nasıl oluyor hala iş yapıyor gibi algı var piyasalarda ve ticaret camiasında. Tabii ki TMSF'nin elinde şu anda Boydak. TMSF'nin atadığı yöneticilerle ihracatına devam ediyor. Yani FETÖ'den içeri alınanlar, FETÖ davasında adı geçenler, Boydak'ın eski yöneticileri, devletin el koyduğu bir firma Boydak Holding. Şu anda
anda da TMSF tarafından yönetiliyor. FETÖ ile de bir ilgisi yok deniyor haberde ve ayrıca ihracatta da yine büyüme kaydetmiş bir firma. Efendim iş ve ekonomi devam ediyor. Ekonominin nabzını tuttuk. İş dünyasının nabzını da bir başarı öyküsüyle tuttuk. Yani O Ses Çiğ Köfte'nin başarı öyküsünü ekranlarınıza getirdik. İkinci kısımda dolu dolu ekonomi konuşacağız. Kim burada olacak? Sayın Halil Acartürk, önemli bir ekonomist. Kendisiyle ülkemizin ekonomik dengelerini, ekopolitiği ve global taraftan ülkemize yansıyan haber başlıklarını, Afrin operasyonuyla ilgili de ülkemizin kırılgan olmayan bir ekonomisi olduğuna vurgu yapmayı tasarlıyoruz ikinci kısımda. Tabii her şeyi konuşacağız 18-20'ye kadar ama iş ve ekonomiye önce kısa bir ara. Bugün 6 Nisan 2018 günlerden Cuma. Bugün haftanın son günü. Bugün dedik ki ekonominin nabzını tutacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Kıymetli bir ekonomi stüdyomuzda Sayın Halit Acartürk, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan'cığım. Nasılsınız Halit abi, iyi misiniz? Hamdolsun Allah'ım, şükürler olsun. Koşturmaya devam. Ne güzel, sizinle bugün ekonomiyi uzun uzun konuşacağız. Zihnimizi açacağınızı İnşallah. Tahmin ediyoruz. İnşallah hayırlısıysa. Afrin operasyonu bitti. Münbiç masada ve diğer konular var. Türkiye bu kadar jeopolitik sürece rağmen bu kadar az kırılgan bir ekonomiye nasıl sahip oldu? Ekonomimizi nasıl görüyorsunuz? Hem ilk çeyrek bitti. Nisan ayındayız. İlk çeyreğin verileri gelecek. Genel olarak bir bakış açınızı paylaşır mısınız bizimle? Şimdi dediğin gibi aşağıda Afrin operasyonu olmasına rağmen ekonominin içinde ciddi anlamda etkili olan bu kadar FETÖ'cüden temizlenmesine rağmen Allah'a bin şükürler olsun hala ayaktayız. Evet. Eski dönemde hatırlarsın sadece bir tane anayasa kitapçının atılmasıyla dolar birdenbire nerelere gelmişti. Hı hı. İşte borsa birdenbire nerelere gelmişti. Her şey evet. Allak bullak olmuştu. Faizler falan allak bullak olmuştu. Şimdi tabii son dönemde Türkiye'ye çok ciddi anlamda para girişi var. Hı hı. Çin, Katar, işte Türkiye'deki bankalar satın alarak Türkiye ekonomisine ciddi anlamda, olumlu anlamda etkiler yaparak Türkiye ekonomisini ciddi anlamda olumlu değerlendirdiler, değerlendiriyorlar. Evet. İşte bu para girişleri ekonominin ciddi anlamda rahatlamasına sebep oluyor. Her ne kadar bu inanılmaz tabii nihayetinde Afrin'de bir savaş var. Hı hı. İnanılmaz bir gider kalemi. Ekonominin içinden bir para çekiliyor, oraya gidiyor. İşte evet. Suriye'den gelen mülteciler, onlara tabii hayal edilmez bir para gidiyor. Avrupa biliyorsun verdiği sözlerin hiçbirisini tutmadı. Evet. Ticaret savaşları var öte yandan. Aynen. Çin ile Amerika arasında ticaret savaşları var. İki tane okyanusun ortasında kalmış küçük bir adacık gibiyiz aslında biz baktığın zaman. Evet. Çünkü dünya ekonomisinin içinde Türkiye'nin çok da fazla o kadar büyük bir rolü yok. Çin ürettiğinin neredeyse %50'sini %60'ına yakınını olduğu gibi Amerika'ya satıyor. Dolayısıyla doların değeri Çin için herkesten daha önemli. Dolar düştükçe Çin dolar satın alarak doların düşmesini engellemeye çalışıyor. Çünkü niye? Adam dolarla satıyor. Hı hı. Şimdi Türkiye'de dolar 4 liranın üzerine çıktı. Herkes bağırıyor, çağırıyor. Türkiye'de dolar 4 liranın üzerine çıktı diye. Ama dolar sadece Türkiye'de çıkmıyor ki. Her yerde çıkıyor aslında. Dolar dünyada çıkıyor. Evet. Türkiye'de bunlardan etkileniyor doğal olarak. Peki bu neden oluyor? İşte Trump çeşitli kendi ticaretiyle alakalı önlemler alıyor. Kendi ticaretini kendi lehine artıya çevirmeye çalışıyor. Dolayısıyla dolar da buradan güç alarak dünyanın her tarafında değerleniyor. Çin de buna karşı hamleler yapıyor. Dolayısıyla elden geldiğince doları belli bir yerde tutup daha sattığından daha çok para kazanmaya çalışıyor adam. Bu son derece doğal bir şey. İster istemez Türkiye'de bu mozaiğin içinde bir parça olduğu için ister istemez Türkiye'de bundan ve fakat olayı şöyle görmek lazım. Artık dünyadaki savaşların önemli bir bölümü ticari savaşlar. Hı. Yani eskisi gibi toplu tüfekle çok da fazla savaş kalmadı. Çok az. Sadece işte bizim bölgede. Geri kalana baktığın zaman dünyada ticari savaşlar var. Özellikle Çin ve Amerika tahterevallinin iki parçası. Evet. Herkes ticareti kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bunun üzerine planlar kuruluyor. Bunun üzerine istihbari kuruluşlar çalışıyor. Bunun üzerine herkes koşturuyor. Biz de bu mozaiğin içinde bir parçayız. Biz de elden geldiğince kendi ülkemizi
kendi ekonomimizi, kendi çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini daha aydınlık günlere, daha müreffeh yanlara taşımaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu sırada da tabii ki Türkiye'nin üzerine de oyunlar oynanıyor. Tabii ki Türkiye'nin üzerine de saldırılar yapılıyor. İşte biliyorsun iki gün evvel Sayın Bakan istifa etti diye her tarafta anonsmanlar yapıldı. Niye? İşte özellikle yani bak ekonominiz zayıflıyor, kötüye doğru gidiyorsunuz, şudur budur tarzında insanlara algı operasyonu yaratmak için, bu söylentilerle ekonomimizi tatsız anlamda engelleyebilmek için bu tarz söylentiler yayıyorlar. Bu tip savaşlar çıkartıyorlar. Özellikle tabii bugün baktığımız zaman Putin burada, İran Cumhurbaşkanı Rafsanjani burada. Birlikte böyle bir toplantı var. Böyle bir toplantı olunca ne yapıyorlar? Özellikle bu sıralarda işte Silivri'de bilmem nereye zehir döküyorlar. Bütün koyunlar ölüyor. Eskişehir'de birdenbire bilmem ne patlıyor. İşte bir anda böyle olumsuzluklar üst üste geliyor. Hani o devrim arabasının içine benzinini koymayan, Cumhurbaşkanı'nın önünde o arabanın kalmasını sağlayan el... Bugün aynı el. Bugün aynı el devam ediyor. Şimdi de ne oluyor biliyor musun? Afrin'e askerlere çikolata gidiyor, bisküvi gidiyor. O giden çikolataları, bisküvileri eziyorlar ya da açıkta güneşte bırakıyorlar. Sonra oraya gitmesini sağlıyorlar. Niye? Oradaki askerlerin morali bozulsun diye. Evet. Yani nasıl ki o Kayseri'nin dağının, Erkilet Dağı'nın dibine uçakları gömmüşlerse, Nuri Demirağ'ın trenleri İstanbul'a gelirken nasıl yolda yanmışsa, aynı el, o el gene şu an Türkiye'nin içinde duruyor. Ekonomiyi bozmaya çalışıyor, hükümeti bozmaya çalışıyor, Tayyip Bey'le alakalı söylentiler çıkartıyor, o öyleydi, bu böyleydi. Aynen gene o el ortada duruyor ve bir şeyleri bozmaya, bir şeylerle kötü anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama tabii sen ne kadar ülke olarak, bu ülkenin halkı olarak güçlü olursan, güçlü kalırsan, bu her bir söylentinin arkasını anlamaya çalışırsan, ya ne oluyor kardeşim, bu söylenti nereden çıktı? Yani şimdi geçen gün Facebook'ta çok ilginç bir şey gördüm. Filistin'de İsrail askerlerinin ezdiği, öldürdüğü çocukları sanki Güneydoğu'da Türk askerleri yapıyormuş gibi bir algı operasyonuyla yayınlıyorlar. Herkes de bakıyor, ulan ne oluyor diyor. Yani böyle inanılmaz manipülasyonlar var. Evet. Bunlara karşı herkesin uyanık olması lazım, dikkatli olması lazım. Ekonomik anlamda da ne kadar güçlü olursan o kadar dünyayla daha rahat savaşırsın. Dolayısıyla ekonomik anlamda bu ülke olarak güçlenmemiz için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmamız lazım. AK Parti iktidarı geldiğinde bakıyorsun 50 milyar dolar, 60 milyar dolardan şimdi gelmişsin 500 milyar dolar, 600 milyar dolara. 10 katına yakın büyümüşsün. 20 katına yakın bazı sektörlerde büyümüşsün. Ama hala 40 tane bankayla yürüyorsun. Böyle bir şey olur mu? Dünyada 40 tane bankanın olduğu tek ülke Türkiye. Amerika'da 13 bin tane banka var. İngiltere'de 12 500 tane banka var. Fransa'da 6 900 tane banka var. İsviçre'de 33 bin tane banka var. Türkiye'de sadece 45 tane banka var. Peki neye bağlıyorsunuz bunu? Ve dünyada finansal kuruluşlar dediğimiz banka harici başka kuruluşlar da var. Evet. Ve bunların ekonomik payı %30 ile 40 arasında değişiyor. %60 bankalar, %40 diğer finans kuruluşları. Türkiye'de bankaların payı %85. Koskoca ekonomiyi 40 tane adamın ağzına vermişsin. Onlar ne diyorsa o oluyor. Ne kadar can sıkıcı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha. Türkiye'de en az 300 tane banka olması lazım. Ya da yeni bankaya izin vermiyor musun? O zaman başka finans kuruluşları yaratman lazım. Başka finans kuruluşlarına olanak vermen lazım. Önceki hükümetlerin aslında belki biraz eksikliği olabilir mi? Bu kadar az bankanın şu an itibariyle bulunuşu. Yani ya da mevzuatla ilgili bir sıkıntı mı Halit Bey? Neden banka sayımız bu kadar az? Finans sektörü neden bu kadar az canlı ülkemizde? Vallahi önceki hükümetlerin de suçu, şimdiki hükümetin de suçu. Yani ekonomiden biraz daha fazla ekonomiye ağırlık verilmesi lazım. Biraz daha fazla ekonomiden anlayan insanların aktif hale gelmesi lazım. Yani şimdi bakıyorsunuz ekonomiden anlayan sadece 2 tane bakan var. 20 kişilik bakanlar kurulunda. Halbuki 5 tane 6 tane olması lazım. Belki bankalarla alakalı apayrı bir bakanlık olması lazım. Yani çünkü niye? Yani her ne iş yaparsan yap nihayetinde para ihtiyacın var. İşini büyütmek için, daha iyi gitmek için. Hele ki müteşebbissen mutlaka bir bankaya ihtiyacın var. Mutlaka parası olan insanın, iş yapan insanla bir şekilde bir araya gelmesi lazım değil mi? 40 tane adamın ağzına bakıyorsun. Yürümüyor ki sistem. Sistem bir yerde kilitleniyor. İstediğin kadar KGF yap, istediğin kadar teminat yaratmaya çalış. Olmuyor ki. Sistem bir yerde geliyor, tıkanıyor. Halbuki atıyorum 500 milyon dolar sermaye koyan, şartlarını koyacaksın ortaya. 500 milyon dolar sermaye diyeceksin. Yönetim kurulu da şöyle olacak diyeceksin. Her müracaat edene banka izni vereceksin. O bankanın da doğru düzgün çalışmasını denetleyeceksin.
bilmem kaç yılında bir bankacılık krizi oldu diye, bankacılık krizi, bütün bankalar kapatılmış o dönemki hükümet tarafından. Halbuki dünyaya baktığın zaman, bir bankacılık krizi olduğu zaman devlet müdahale ediyor, geliyor senin bankanı kurtarıyor. O kadar az ki kapatılan banka, o kadar az ki tasfiye edilen banka, ama bizde bir anda hepsini, %50'sine yakınını tasfiye ettiler. Halbuki devlet bunlara sahip çıkıp para transferi sağlayıp bu bankayı kendi kontrolüne alıp yüzdürebilirdi. TMSF'nin bugünkü yaptığı gibi firmalar. Mesela TMSF'ye baktığınız zaman işte yok TMSF'ye şirketler el koydu, şöyle oldu, böyle oldu. TMSF'nin el koyduğu şirketlerden demin sizin Boydak. Haberlerde vardı. Boydak el konulduktan sonra %7.2 büyümüş. Devam ediyor. İzmir'de Entil diye bir tane fabrika var. İnanamazsınız, Türkiye'nin göz bebeği. Döküm fabrikası, el konulduktan şu ana kadar %700 büyümüş. %700. İnanılacak gibi bir şey değil. Evet. Ve bu şekilde, şimdi TMSF tabii doğal olarak sana bana oranla gidip bankalardan çok daha rahat kredi bulabiliyor. Evet. Çok daha rahat olanakları var TMSF'nin elinde. Dolayısıyla TMSF kalkmış bakmış ki talep var, yürüyor. Koymuş taze parayı, büyütmüş. Yani bu şekilde yapılması gerekiyordu. Ticari davranılması gerekiyordu. Yani memur kafasıyla bu işler gitmiyor. Tüccar kafasıyla biraz bu işe bakmak lazım. Tüccar kafasıyla bu şirketlerin üzerine gitmek lazım. Tüccar kafasıyla bankalara bakmak lazım. Ve o zaman ekonomiyi daha rahat okuyabiliriz. Anlat. Şimdi bakın, ben bu kredi garanti fonunun nasıl çıktığını size izah edeyim. Benim kendi işlerimle alakalı teminat mektubu almam gerekiyor. O sırada da Sayın Nazım Ekren Başbakan Yardımcısı, ekonomiden sorumlu. Alamıyorum hiçbir yerden teminat mektubu. Gittim hocama anlattım. Ya hocam dedim, biz kilitlendik. Ne oldu oğlum dedi. Dedim hocam böyleyken böyle. Peki bunu nasıl yapabiliriz dedi. Hocam dedim, sadece ben değil, bütün piyasa böyle. Kimse teminat mektubu alamıyor. Sistem kilitlendi. İşte o zaman hocamın bir çalışmasıyla bu kredi garanti fonu icat edildi. Ve şimdi piyasada herkes Allah razı olsun diye dua ediyor. Evet. Şimdi bu bankacılıkta da aynı. Yepyeni bankalar da olması lazım. Müteşebbise imza karşılığı kredi veren bankalar olması lazım. Bakıyorsunuz bugün bankacı mı emlakçı mı belli değil. Değil. Bankaya gidiyorsun kredi istemeye. Diyor ki, ya arkadaş diyor, senin evin kaç para? 100 lira. Ben sana 80 lira teminat alıp kredi vereyim. Ya sen emlakçı mısın? Benim evimi ne yapacaksın? Benim yaptığım işe baksana. Evet. Böyle bir sistem yok. Ama dünyada böyle bir sistem var. Senin işine bakıyorlar, sana bakıyorlar. Ulan diyorlar, bu adam iyi bir şey icat etmiş. Ben buna kredi veririm. Hı hı. Evin olsa ne olur, araban olsa ne olur? Adam sana inanıyor, sana güveniyor, senin işine inanıyor, sana işine para veriyor, ondan sonra da sen de büyüyorsun, gidiyorsun. Aslında ekonominin faydasına gibi gelirken o nazlılık aksine zararına değil mi? Çok ciddi anlamda zararına. Yani, sistem hani, işlemiyor çünkü. Evet, bir yerde geliyor, kilitliyor. İşte bankacılara bakıyorsun, bankalar araba galerisi gibi oluyor. Arabaya kredi veriyor, millet ödeyemiyor, geri alıyor. İşte eve kredi veriyor, evi kimse ödeyemiyor. Ondan sonra evlerin sahibi oluyor. Gereksiz. Ondan sonra da fiktif bir kar yaratmak için o el koyduklarını da yıl sonunda değerlendirirken kalkıyorlar, çarpanla değerlendiriyorlar. Sanki ellerindeki mallar daha fazla değerlenmiş gibi. Dolayısıyla ne oluyor? Fiktif bir kar görüntüsü oluyor. Belki realitede böyle bir kar yok bankalarda, bilmiyoruz. Dolayısıyla ister istemez bu sistemin ciddi anlamda bir gözden geçirilmesi lazım. Peki, zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın dillendirdiği, hatta bazen kamuoyunun sıklıkla bazılarını eleştirdiği, bazılarını da yetersiz bulduğu Merkez Bankamızın politikalarını nasıl buluyorsunuz? Zamanında manevra yapabiliyor mu Merkez Bankamız sizce? Merkez Bankası son derece güzel çalışıyor, son derece proaktif çalışıyor. Ben orada Sayın Cumhurbaşkanımıza katılmıyorum. Çünkü çok son derece güzel çalışıyor Merkez Bankası ve fakat ortada bir gerçek var. Bu bir arz talep kanunu. Yani önce arz olacak ki piyasada para olacak ki bunun karşılığında belli bir faiz verilense. Yani ortada para yokken Merkez Bankası ne yapsın? Para mı basacak? Yani para basarsa da enflasyon azar bu sefer. Evet. Dolayısıyla önce bir piyasada tasarruf olması lazım, bankalarda para olması lazım ki ondan sonra faizler otomatikman düşmesi lazım. Şu an demin tekrar söylediğime, ilk başta söylediğimize geliyoruz. 40 tane adamın ağzına bakıyor Koca Türkiye ekonomisi. Niye? Bu bankalardan bir tanesinden kredi alamazsanız, şimdi inanılmaz güzel yatırımlar yapılıyor. İşte 3. havaalanı, 3. köprü falan filan. Nereden? Gittiniz bankalardan rahat rahat kredi aldınız. Kalktınız, o kredilerle yaptınız bunları. Şimdi iş adamını düşün aynı şekilde. Adam bir iş yapmak istiyor. Sen adama para vermezsen adam bu işi nasıl yapacak? Evet. Yani inanılmaz sanayi kuruluşları biliyorum. Kredi garanti fonunun kapısında yatıyorlar, kalkıyorlar. Bankaların kapısında yatıyorlar, kalkıyorlar ki özellikle de tabii 4 tane banka toplam Türk ekonomisinin %60'ını yakınını oluşturuyor. İş Bankası, Vakıf Bank, Ziraat Bank, Halk Bankası. Geri kalan bankalar %40'ını oluşturuyor. Yani aslında işin gerçeğine baktığınız zaman 4-5 tane yere mahkum vaziyetteyiz. Maalesef.
Çok daha fazla yeni bankalar kurulması lazım, sisteme para gelmesi lazım. Bu sistemde de yani şimdi bu Basel standartları uygulanıyor biliyorsunuz işte bu kredilerde falan filan bankacılıkta ama Basel 2 standartları. Yani bu da ne kadar mantıklı? Eğer bu mantıklıysa niye Avrupa krizi içinde debeleniyor? Bunların da tartışılması lazım. Yani bütün bunların hepsi ayrı ayrı konular tabii ayrı ayrı sayfalar. Başlıklar. Ve fakat demin sizin beyan ettiğiniz gibi her şeye rağmen Allah razı olsun gene de şu an ekonomi son derece iyi vaziyette. Niye? Çünkü zamanında son derece güzel tedbirler alındı. Son derece güzel şeyler yapıldı. İşte devletin harcamaları önemli oranda kısıldı. Devletin geliriyle gideri neredeyse dengelendi. Dolayısıyla devletin büyük bir para ihtiyacı yok. Önceki dönemde biliyorsunuz devamlı neredeyse her gün hazine bonosu ihalesi yapıp devlet devamlı piyasadan para borçlanıyordu. Halbuki şimdi ne oldu? Şimdi artık devlet kendi vergi gelirleriyle, diğer gelirleriyle yaşayabilir hale geldi. Zarar eden kitler satıldı falan filan. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman artık şu an devlet kendi kendini idare edebiliyor. Devlet kendi kendini idare edince ne oluyor? Piyasada kendi çarklarıyla dönmeye çalışıyor. Ha piyasayı daha hızlı döndürmek istiyorsan piyasaya taze para vereceksin. Evet. Piyasaya taze para sen cebinden çıkartıp verebiliyorsan devlet olarak sen vereceksin. Yok veremiyorsan o zaman deminden beri vurguladığımız gibi yeni finansal araçlar gelmesine sebep olacaksın. Yeni finansal kurumlar gelmesine sebep olacaksın. Ve bu sayede ekonomiyi büyüteceksin, götüreceksin. Katılım bankacılığı var. Yeni finansal enstrümanlar deyince siz mesela o taraftaki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Çok küçük daha. Çok küçük değil mi? Çok bebek küçük bir çocuk. Çok çok çok. Yani toplam belki bankacılık sektörünün %5'ini bile daha şu an belki %10'unu bile temsil etmiyor. Çok çok daha küçük, çok daha yeni. Tabii ki bu yolda gidilince yani bir sürü özellikle Körfez'de faize karşı olup da İslami bankacılık vasıtasıyla gelebilecek para var. Ama yeni yeni firmaların açılmasına, yeni yeni İslami bankacılık firmalarının açılmasına ihtiyaç var. Yeni yeni izinlerin BDDK tarafından verilmesine ihtiyaç var. Dolayısıyla bu çok ciddi anlamda yukarılarda çalışılması gereken, mesela Yiğit Bulut inanılmaz güzel fikirleri var, çok güzel şeyler söylüyor. Mesela örnek, borsada bundan bir süre evvel herkesin göremiyordu kimse yapılan işlemleri, borsada yapılan alım satımları. Baktığınız zaman kağıdın dibine göremiyordunuz. Evet. Ama şimdi bu işte Yiğit Bulut bunu günlerce söyledi, günlerce anlattı. Her katıldığı konferansta bu dedi manipülasyona sebep olur. Bu çok yanlıştır, şudur budur bilmem ne falan filan anlattı. Ve bunu herkes anladı en sonunda. Biraz zor oldu ama herkes anladı en sonunda. Ve şimdi borsada yaptığınız işlemleri Ahmet mi almış, Mehmet mi almış, kim ne yapmış her şeyi şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla işte artık yeni gençlerin herhalde fikirlerine önem vermek lazım. Yeni gençleri biraz daha dinlemek lazım. Onlar ne diyorsa bir fikir vermek, bakmak lazım. Ya bu çocuk ne diyor bilmem ne falan diye. Çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum ben böyle. Peki dolarla devam edelim. Geçtiğimiz hafta kısmen 4'ü görüp sonrasında 4 altına gevşeyen bir dolar vardı. Zaman zaman canlı telefon bağlantısı yaptığımız, sizden kıymetli olmasın, bir ekonomist konuğumuz var Cüneyt Paksoy. O da çok kalıcı olmadığını söyledi 4 rakamının ve ötesinin. Siz ileride belki Mayıs ayı, Nisan sonrası operasyona endeksli bir şekilde dolarda bir pik tahmin ediyor musunuz? Bir pik 5 şöyle Türkiye terim açısından baktığımız zaman şimdi işte Nisan, Mayıs bu aylardan sonra turizm gelirleri artıyor. Bu sene de turizm Allah'ın izniyle inşallah patlayacak. Şu andan öyle daha görünüyor. Belli çok güzel gitti. Dolayısıyla Türkiye açısından baktığımız zaman çok büyük bir sıkıntı olmayacak döviz anlamında dolar, euro falan. Ama dönüp de dünyaya baktığınız zaman demin tekrar söylediğimiz gibi iki tane okyanusun ortasındaki bir ada gibiyiz şu an biz. Dalgaların ne boyutta geleceğini şu andan öngörmenin imkanı yok ama Çin'le Amerika fiili olarak bir ekonomi savaşı içindeler. Yani elden geldiğince o kendi ekonomisini yürütmeye çalışıyor, öbürü de onu engellemeye çalışıyor. Çünkü neredeyse Amerika her şeyini Çin'den almaya başladı. Evet. Her şeyini Çin'den almaya başladı. Dolayısıyla adamlar da bunun önüne engel koymaya çalışıyorlar. İşte dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Amerika biliyorsunuz. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı da Çin. Birisi üretiyor, biri alıyor. İşte o petrolün fiyatını yükselterek, artı doları yükselterek onu vurmaya çalışıyor. Öbürü işte elden geldiğince doları yukarıda tutup kendi girdilerini Çin olarak yüksek tutmaya çalışıyor. İşte İran'dan petrol almaya çalışıyor. Amerika İran'ın Çin'e petrol satmasını engellemeye çalışıyor.
Yani çok ciddi anlamda böyle gazetelere bu gözle baktığınız zaman çok ciddi anlamda büyük istihbari savaşlar var. Ve istihbari savaşların neredeyse tamamı ticaret üzerinde oynanmaya başlandı. Algı operasyonlarıyla. Mesela bir ara işte Çin gribi diye bir şey çıktı. Çin'den gelen oyuncakları falan sakın çocuklarınızı almayın. Şudur budur falan filan. Yani var mıydı yok muydu bilmiyoruz ama sonunda Çin'den gelen oyuncakları çocuğunu almaya korkuyordun. Niye? İşte bu onların ticaretini engellemek için bir sebep. Evet. Bu tarz, bu verdiğim örnek gibi bir sürü şeyler var. Yani Amerika ile Çin arasında çok ciddi anlamda bir savaş var. İşte Çin biliyorsunuz yeni bir bankayla, ICBC Bank'la Türkiye'ye geldi. Şimdi yeni bir ikinci bankayla, Çin National Bank'la Türkiye'ye gelmeye çalışıyor. Bunlar Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye ekonomisine çok ciddi anlamda nakit girecek. Bu giren nakitlerle birlikte ister istemez bizim ekonomimiz daha da güzele gidecek, daha da iyiye gidecek, daha da güçleneceğiz. Dün ne emredersin paşam diyen bir yönetimden bugün dünyaya kafa tutan bir adam var başımızda. Allah razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan az bir adam değil. Dünyaya kafa tutuyor ya. Şakası yok bu işin ya. Dünyaya kafa tutuyor ya. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla ister istemez onlar da sizi kendilerine bir rakip olarak görüp size zarar vermeye çalışıyorlar. Sizi engellemeye çalışıyorlar. Büyümenizi engellemeye çalışıyorlar. Önünüze engeller koyuyorlar. Ticaretinizin önüne engeller koyuyorlar. İşte Güneydoğu'da sorun çıkartıyorlar. Yani bakın Güneydoğu'ya gidip gelen askerlerle konuşun. Güneydoğu'daki Kürtler falan askerleri destekliyor. Bizim askerlerimizi destekliyor. Onlara çay demliyorlar. Onlara sandviç yapıyorlar, veriyorlar yolda giderken. Bizim Güneydoğu'da savaştığımız insanlar apayrı bir insanlar. Apayrı bir ne diyeyim cemiyet yani. Yani onların oradaki insanlarla bir alakası yok. Oradaki insanlar da oradakilerden çok şikayetçi. Evet. Dolayısıyla bu tarz ama ister istemez bütçenizin %40'ı oraya gidiyor. Maalesef. Ya, dolayısıyla ister istemez oraya giden paralarla ekonominiz zarar görüyor. Evet. Savunma sanayindeki yatırımlarımız nasıl görünüyor sizin açınızdan? Çok ciddi bir yatırım yapıyor ülkemiz. İşte yazık mesela bakın yani hani savunma sanayine çok ciddi anlamda para gidiyor. Evet doğru haklısınız. Halbuki o gidip bambaşka bir üretime dönük bir fabrika olabilirdi. İstihdam aslında olabilirdi. Değil mi? Yani yazık günah. Ama mecburen ne yapıyorlar? Bizi tehdit ediyor. Diyor ki İşte sen diyor beni diyor dinlemezsen diyor ben diyor senin tanklarımı diyor sınırdan ödese kullanamazsın diyor. Evet. Sana diyor AK-47 vermem, AK-47 mermisi vermem diyor. Dolayısıyla ne oluyor? İster istemez sen de kendi üretimini kendin yapmak zorunda kalıyorsun. İşte oraya buraya harcayacağın sermayeye kalkıyorsun, buraya harcıyorsun. Yazık günah ama nihayetinde mecbursun. Ne yapacaksın? İster istemez bütçenin %40'ı yakını bir para oraya gidiyor şu an. Halbuki o yol olarak, su olarak, elektrik olarak, eğitim olarak çok daha bambaşka yerlere gidebilir ve ülke ekonomisi çok daha güzel bir yere gidebilir. Ama nasıl ki o devrim arabasına benzin koymayıp Türkiye'nin araba üretmesini bu kadar yıl kim geciktirdiyse, İstanbul'a gelen trenleri Kırıkkale'de kim yaktıysa, Kayseri Erciyes Dağı'nın dibine o uçakları kim gömdüyse hala o el duruyor. Maalesef duruyor. Ya. Ve bütün savaşlar ekonomik artık herkesin gazete okurken, televizyonda haberleri seyrederken bunları görmesi lazım. Dikkat ederseniz şu son dönemde kalmadı da eskiden tüm kanallarda şöyle bir haberlerde şöyle bir şey vardı. Öyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. İnsanlara devamlı kötü elektrik yayarak, kötü enerji vererek insanların kendi kabuklarına çekerek bir şeyler yapmalarını engellemek, tüketimi engellemek, insanların aman aman param cebimde kalsın da tarzında ekonominin yürümesine, gelişmesine engel olacak tarzda psikolojik saldırılar vardı. Yavaş yavaş düzeliyor. Evet. Her şey Türkiye'de yavaş yavaş düzeliyor ama bu arada zaman geliyor geçiyor. Ne yazık doğru, ki. Maalesef. Peki birazcık tarihten yola çıkarak böyle bitirelim. Programın da sonuna doğru geliyoruz. Hatta gelmişiz. Üçüncü çeyrek bitti Halit Bey. Ve büyüme rakamı gelecek. Şimdi Rus uçağının düşürülmesiyle başladı. Sonra 15 Temmuz. Akabinde Amerika ile ticaret, hem önce vize krizi, sonrasında Münbiç eksenli bir polemik süreci hala düzeltilmiş değil. Türkiye için ya Rusya ile de aramız tam düzelmedi ticari manada. Amerika ile de henüz masadaki başlıklar tolere edilmediden sonra acaba Arap Yarımadası'nın Türkiye olan ilgisiyle mi aslında biz bu kadar uzun süre gard kaybetmeden kalabildik mevcut konumumuzda? Bu benim aslında kanaati acizanemce şahsi bir sorun merak ettiğim. Yani birazcık biz o Arap ülkelerinin desteğiyle mi aslında oksijen almaya devam ettik ekonomik olarak?
Yani şöyle, şimdi arabaya benzin koymazsan bitmez değil mi? Bitmez. Bir yerden bir para gelmesi gerekiyordu. Şimdi burada her ne kadar yok işte komşularla sıfır politikadan %100 politikaya geldik falan filan diye eleştirilse de işin gerçeğine baktığın zaman iki tane Katar firması gelmiş burada. İşte bir tanesi QNB Finans Bank, öbürü finans kuruluşu. İki tane bankayı satın almışlar ve bunun kasasına ciddi anlamda 3'er milyar dolar, 5'er milyar dolar para koymuşlar. Siberbank gelmiş, Denizbank'ı almış. Çinler gelmiş, ICBC Bank'ı almış. Yani ciddi anlamda ülkeye sadece aşağıdan, körfezden değil, Çin'den de Rusya'dan da ciddi anlamda bir para girişi olmuş. Bu para girişi bu şekilde devam ettiği müddetçe ekonomikle alakalı istediği kadar Amerika, İngiltere bizim üzerimizde yapmadım bir oyunlar burası oynamaya kalksın. Yok işte Mehmet Şimşek istifa etti de, yok şöyle oldu da böyle oldu tarzında söylentilerle, hatta realite bile olsa, yani Mehmet Şimşek gerçekten istifa bile etse, nihayetinde devamlı para giriyor bu ülkeye. Taze evet. para giriyor. Bu kadar taze para girerken, bu para da her ne kadar deseler ki sadece inşaat ekonomisi yürüyor, böyle değil. Değil. Hep yeni fabrikalar kuruluyor, o fabrikalarda insanlar istihdam ediliyor, o fabrikalar çalışıyor, bu devlete vergi ödüyor, SSK'ya prim ödüyor. Dolayısıyla ekonomi ayakta kalıyor, canlı oluyor. İnsanlar hala 80 milyon değil. Baktığınız zaman Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan 400 milyona hitap ediyor Türkiye. Buralara mal ihraç ediliyor, buralardan para geliyor, buralarda ticaret yürüyor. Dolayısıyla hala şu an her şey yürüyor aslında işin gerçeği. Bu şekilde devam ederse, bu politikayla devam ederse daha da Türkiye çok daha iyi ve güzel günlere gidecek. Ha şu an bir darlık içinde miyiz? Evet şu an Türkiye bir darlık içinde, bu bir gerçek. Biraz sıkıntı var piyasada, para yok. Niye? Çünkü dediğiniz gibi bir savaş evet, döneminden geçiyoruz ama 3 gün 5 gün sonra bu bitecek. Yazdan sonra çok daha fazla rahatlayacağımıza inanıyorum ben. Peki çok teşekkür ediyoruz. Keyifle dinledik. İzleyicilerimiz de muhtemelen keyifle dinlediler. İyi, ağzınıza tamam. ve ayağınıza sağlık. Sağ ol, çok teşekkürler. Efendim bugünlük iş ve ekonomiden bu kadar. Bugünlük bizden bu kadar dediğimiz ana geldik. Yarın yokuz pazartesi yeniden iş dünyasının ve ekonominin nabzını tutmak üzere yine Akit TV ekranlarında saatler 17.45'i gösterdiğinde burada olacağız. Hoşça kalın, mutlu akşamlar.